Gençlik merhaba. Ekolojiye devam ediyoruz. Ekolojinin 3. videosundayız ve bu videomuz TYT ekoloji kısmının son videosu. Bu şekilde de TYT'yi bitirmiş oluyoruz. Tabii ki ekolojinin 2 tane de AYT ile ilgili videosu olacak. Biliyorsunuz 11. sınıfta ve 12. sınıfta da ekoloji konuları var ki onlar AYT kısmında geliyor. O yüzden orası için de 2 tane ayrı videomuz olacak. Şimdi size güncel çevre sorunları ve insan ile ilgili kısmı anlatacağım. Ve burada geçen sene soru gelmişti. Özellikle bu Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğin fazla olmasının sebepleri falan sormuşlardı. Ki oradaki paragrafı Milli Eğitim kitabından alıp sorulaştırmışlardı. Onu daha sonra neden Milli Eğitim kitabından çalışmalıyız gibi bir düşüncem de var. Onunla ilgili bir video yapmayı da düşünüyorum. Neden Milli Eğitim kitabından çalışmalıyız diye. Bir videom da olacak onunla ilgili. Geçen seneki soruların hangi paragraflardan geldiğini gösterecek bir video. Özellikle gençlik Milli Eğitim kitabı dışında kesinlikle kaynak önermiyorum. Bazen yorumlara yazıyorlar işte hocam hangi kaynağı tavsiye edersiniz işte soru bankası olarak veya kitap olarak. Soru bankası olarak da konu anlatımı olarak da hiçbir yayını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sadece Milli Eğitim kitabına ve kazanım testlerine, ondan sonra EBA'daki soru bankalarına ve çıkmış sorulara gençler çalışırsanız aslında yetiyor. Başka hiçbir kaynağa bakmayın. Çünkü kaynaklarda şu an çok fazla yanlışlıklar var. Çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla kendi yorumlarını katıyorlar Milli Eğitim'in dışında. Ki Milli Eğitim kitapları içerisinde bile çeşitli çelişkiler var. O yüzden kesinlikle hiç yabancı kaynak, bu piyasadaki kaynakların hiçbirini tavsiye etmiyorum. Milli Eğitim'den çalışmanız çok daha doğru olacaktır. Bakın ben burada 4 kaynaktan size konu hazırlamışım ve 4'ü de Milli Eğitim kitabı. Çünkü şu an Milli Eğitim'de okutulan 10. sınıf 4 tane pardon kitap var. 3 tanesi Anadolu'da okutulan kitaplar, 1 tanesi Fen Lisesi kitabı. Anadolu'da okutulan kitaplardan bir tanesi Berkay Yayınları, yani tabi Milli Eğitim bunun haklarını almış. Bir tanesi Açılım Yayınları, bir tanesi MEB'in komisyon kitabı yayınları, yani kendi komisyonu hazırladı. Bir tanesi de Fen Lisesi kitabıdır. Bu 4'ünü karma yaparak size bu konuları hazırlıyorum. Bazen tabii ki çelişkilere rastladığım zaman çok fazla da tabii böyle şey olmuyor ama hani bazı kısımlarda oluyor ama yani böyle problem de olacak fazla büyüklükte de şeyler olmuyor, çelişkiler olmuyor. O sıkıntılar olduğu zaman MEB Komisyon kitabını baz alarak konu anlatımlarımı yapıyorum. O yüzden de buradaki bilgiler çok daha doğru. Çünkü bazen dikkat ederseniz videoların atılmasına falan da gecikiyorum. Çünkü oradaki bütün 4 kitabı inceliyorum. Hatta bazen soru kısmında bile çelişkiler oluyor kitapların kendi bilgileri arasında. Elimden geldiğince en net, en şeffaf bilgileri size vermeye çalışıyorum. Bunu bilmenizi isterim. Hemen güncel çevre sorunlarımıza bakalım. Tabi burada güncel çevre ve insan sorunlarına bakarken çevre kirliliği nedir? Önce ona bir bakalım. Gençler biliyorsunuz ekolojide belirli bir denge vardır. Eğer ekolojide özellikle ekosistemin yapısını bozan kimyasal maddeler veya kirleticiler belirli bir değerin üzerine çıkarsa, yani yoğunluğun üzerine çıkarsa, bu da ekoloji sistemin dengesini bozar ve buna biz ne diyoruz? Çevre kirliliği diyoruz. İşte güncel çevre sorunları dediğimiz, yani çevre kirliliği 10 maddede ele almış MEB. Biz de 10 maddede ele alıyoruz zaten. Hava kirliliği var, su kirliliği var, toprak kirliliği, ses kirliliği, erozyon, radyoaktif kirlilik, asit yağmurları, küresel iklim değişikliği, doğal hayat alanlarının tahribi ve orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik, ki bu biyolojik çeşitlilikle ilgili soru gelmişti zaten. Asit yağmurları kısmı da aslında çok önemli, gelebilecek sorulardan bir tanesidir. Tabii ki geçen sene buradan soru geldiği için buradan soru sorma ihtimali biraz daha düşüktür. Ama yine de sorulabilir aslında, sorulmaz diye bir şey diyemiyoruz. Çünkü ekoloji biliyorsunuz çok geniş bir alana sahip. O yüzden de geçen sene buradan sordular, buradan sorma ihtimali biraz daha düşüktür diyebilirim. Hava kirliliği nedir gençler? Şimdi atmosferdeki gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkması durumuna hava kirliliği diyoruz. Yani doğada her gazın belirli bir değeri var. Mesela azot %78 oranında, işte oksijen %21 oranında, karbondioksit %3 oranında bir değeri var. Bu değerler değiştiği zaman bu da kirlilik sebebidir veya kirlilik demektir aslında. Mesela kükürt dioksit, karbondioksit, ondan sonra azot dioksit, bakın. Ozon bile belirli bir değerin üzerine çıktığı zaman aslında bir kirlilik sebebidir. Yani normal değerler değiştiği zaman kirlilik sebebi olarak kabul ediyoruz. Gibi gazların ve kimyasalların normal değerin üzerine çıkması durumuna hava kirliliği demiştik. İşte bunlar hava kirliliğine sebep olan faktörler. Şimdi gençler, mesela volkan patlamaları, orman yangınları,
toz fırtınaları, bunlar doğal kaynaklı kirleticiler. Yani doğa ile ilgili olan, doğanın kendi içerisinde meydana gelen kirlenmelerdir. Ama mesela fabrika, termik santral, petrol rafinerileri ve motorlu taşıtlar ise insan etkisiyle meydana geldiği için bunlara insan kaynaklı kirleticiler adını veriyoruz. O zaman bakın ne olacak? Hava kirliliği nelere sebep oluyor? Bakın iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını bozduğu gibi sera etkisinin artması, asit yağmurları, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi gibi küresel, çevresel sorunlara da neden olmaktadır. Özellikle burada geçen bazı kavramlar var bakın. Mesela sera etkisinin üzerinde duracağız. Asit yağmurların üzerinde duracağız. Küresel ısınma üzerinde yine duracağız. Çünkü bunlar önemli kavramlardır. Soru olarak karşımıza gelme ihtimali var bunların. Hemen devam ediyoruz gençlik. Su kirliliği. Su kirliliği ne gençler? Özellikle bakın. Yine hep dikkat ederseniz kimyasal maddelerin, kirleticilerin yeraltı ve yer üstü sularında normal değerin üzerine çıkarak suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozmasına su kirliliği adını veriyoruz. Zaten bizim kullandığımız sular yeraltı suları ve yerüstü sularıdır ki bu da doğadaki suyun %1'i bile değil yani. Çok düşük bir oranda bizim tatlı olarak su olarak aldığımız sular. Bunlar da kirlenirse ne olur? Çeşitli problemler tabii ki yaşayacağız. Su kirliliğine neden olan faktörler ne olabilir mesela? Endüstriyel yani fabrikasal olabilir. Tarımsal olabilir. Evsel olabilir. Mesela evde bulaşık yıkıyorsunuz, çamaşır yıkıyorsunuz. İşte burada kullandığımız deterjanlar suların etkisiyle, tabii bunlar kanalizasyona da katılıyor. Bu çeşitli etkenlerle sulara karıştığı zaman ne olacaktır? Kirlenmeye sebep olacaktır. Sulara bakın, evsel atıklar, kanalizasyon suları ve yanlış gübreleme sonucu özellikle tarım ile ilgili olan kısmı bu. Özellikle bakın özellikle azot ve fosfor. Bu iki elemanı ezberleyelim gençler. Azot ve fosfor gibi maddeler taşınır. Bunlar çok önemli kirlilik sebepleridir. Birisi azot, birisi de fosfor gençler. İşte evsel ve endüstriyel atıklar yüksek oranda organik madde içerir. Bu maddelerin suya karışmasından sonra bakın neler olacak? Bu önemli gençler. Demek ki özellikle bakın evsel ve endüstriyel atıkların içerisinde yüksek oranda organik maddeler var. Bu organik maddeler suya karıştığı zaman neler oluyor bakın? Organik maddeler suda bulunan saprofit bakteriler veya saprofit mantarlar tarafından parçalanır. Bu durumda inorganik madde miktarı artar ve tabii ki mikroorganizmalar da artacaktır. Yani suyun içerisinde bulunan mikroorganizmalar da sayıca artacaktır. Suyun içerisinde oksijen azalacak. Kim azaltacak? Çünkü bu mikroorganizmaların veya buradaki saprofit canlıların artması sonucunda sudaki oksijen miktarı azalacaktır. Aynı zamanda hidrojen sülfür gazı oluşacaktır. Ve canlılar bu yüksek gazdan ki bu gazlar canlıların zarar görmesine sebep olur ve canlılar yaşamını yitirir. Bakın bu kirlilik yapan maddeler özellikle organik içerikli olduğu için bir süre aslında sonra ne yapıyor? Sudaki hayata zarar vermiş oluyor. Ötrifikasyon kavramı çok önemli gençler. Bunu çok iyi bilelim. Bakın ötrifikasyon nedir? Bu kavramı çok iyi bilelim. Ötrifikasyon nedir ve ötrifikasyon sonucunda ne gibi olaylar olur? Bunu bilelim. Daha önce sınavda soru olarak geldi birkaç kere. Bir daha gelir mi? Bir daha gelir. Bir daha gelir. Bir daha gelir. O yüzden buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çeşitli kaynaklardan biraz önce saydığım işte tarımsal olabilir, endüstriyel olabilir, evsel olabilir gibi azot ve fosfat bileşikleri sulara geçerek su bitkilerinin ve bazı alglerin su bitkisi gibi bu da zaten türlerin aşırı artmasına ötrifikasyon diyoruz. Demek ki ötrifikasyon aslında neymiş? Su bitkilerinin ve alglerin aşırı artması durumuymuş. Ya da burada vermişiz bakın ötrifikasyon pardon sularda aşırı alg gelişmesidir. Aşırı alg artışına ne diyoruz? Ötrifikasyon diyoruz. Tabii bu da ötrifikasyon hangi olay sonucunda meydana geliyor? Kirlilik sonucunda. Ne kirliliği? Özellikle azot ve fosfat bileşiklerinin sulara katılmasıyla meydana gelen kirlilik sonucunda. O zaman bakın, ötrifikasyon sonucunda meydana gelen olaylar önemli gençler. Buraya dikkat kesilelim. Ötrifikasyon sonucunda ne oluyor bakın? Su bitkileri ve algler hızla çoğalmaya başlayacak. Tabii bu sonuçta bunların işine geliyor çünkü bu azot ve fosfat. Bitkilerin en sevdiği iki tane madde veya ototrof canlıların en sevdiği iki madde azot ve fosfat. Bunlar o zaman algler tarafından veya su bitkileri tarafından alındığı zaman ne yapacak? Bunlar aşırı çoğalacak. Ne olur o zaman? Suyun üst yüzeyi bir tabaka gibi sarılır.
ve böylece güneş ışınlarının alt tarafa geçmesi engellenir. O zaman alttaki canlılar, hatta ototrof bile olsa o alttaki canlılar ışığı alamayacaktır. Sadece üst tabakadaki ototrof canlılar yaşayacaktır. Diğerleri ışığı alamayacağı için o zaman onlar zamanla ölmeye başlayacaktır. Bu durumda bakın ne olacak? Su bulanıklaşacaktır. Ondan sonra sudaki canlılar yavaş yavaş ölmeye başlayacaktır. O zaman ölen su algı ve bitkiler gibi canlılar dibe çökecektir. Peki dipte ne bekliyor? Dipte de saprofit canlılar bekliyor. Kimdir bunlar? Bakteriler, mantarlar gibi canlılar. Bunlar artıkları ayrıştırmak için çok fazla oksijen harcarlar. Bakın neden? Çünkü çok fazla organik madde var. Bunlar da bu işlemi yürütebilmek için çok fazla oksijen tüketecekler. Ve aynı zamanda kendi sayılarını da artıracaklar. Çoğalıyor bunlar habire. O zaman sudaki oksijen ne olacak? Azalacaktır. Bu durumda sudaki oksijen azaldı. Ekosistem yok oldu. Hangi ekosistem? Su ekosistem. Yani orada bulunan canlılar ölecektir. Oradaki habitat yok olacaktır ve canlıların ölümüyle sonuçlanacaktır. Bu durumda suya bu artık maddeler girecektir ve sular içilmez hale gelecektir. Kirlenecektir su. O zaman çeşitli hastalıklara da sebebiyet verecektir. Gençlik, bu meseleyi iyi bilelim. Bakın, özellikle ötrifikasyon demek ki neymiş? Ötrifikasyon aşırı alg üremesi veya aşırı su bitkisi üremesi durumudur. Bunun sebebine suya karışan azot ve fosfat gibi bileşikler, yani kirlilik yapan maddelerdir. Bu da ötrifikasyona sebep olmaktadır. Sonuçta oradaki göl bataklığa dönüşüyor. Oradaki canlılar da yok olmuş oluyor. Çünkü oksijen falan orada kalmıyor. Toprak kirliliğine gençlik, insan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına toprak kirliliği adını veriyoruz. Buna neler sebep olabilir bakın? Mesela plansız kentleşme, tarımsal ilaçlar, çeşitli gübreler. Tabii bu gübreler doğal olmayan, natural olmayan gübrelerden, fabrikasyon olan gübreler, sanayi atıkları, asit maddeler ve erozyon toprağın kirlenmesine sebep olan faktörlerdir. Doğada az bulunan ve çevrimi çok yavaş olan, yani dönüşümü çok yavaş olan, mesela civa, mesela kurşun, mesela kadmiyum gibi ağır metaller ile radyoaktif maddelerin kullanıldıktan sonra atıklarının doğada birikmesi kirliliğe sebep olacaktır. Toprağın kirlenmesiyle birlikte verimliliği azalmakla beraber yapısı da bozulmaktadır ve topraktaki mikroorganizmalar ölmektedir. Özellikle toprakta bulunan yararlı bakteriler, mesela saprofit bakteriler öldükleri zaman o zaman organik maddeler inorganiklere dönüşemeyecek ve bitkiler de bu gerekli inorganik maddeyi karşılayamayacağı için bitkiler de zamanla ölecektir. Bitkiler ölünce ne olur? Onunla beslenen ki besin zincirinde onlarla beslenen diğer canlılar da bunlardan etkilenecek ve onlar da ölecektir. Zamanla oradaki ekosistemde belki de yok olacak. Besin ağı ile topraktaki atıklar bitki ve hayvanlara geçerek zararlı olur. Biliyorsunuz topraktaki zehirli maddeler, artık maddeler, kirli maddeler canlı bitkilere geçerek, bitkilerden zincirleme diğer canlılara geçecektir. Hatta en üstteki canlılarda birikme yapacaktır ve oradaki canlıların ölmesine sebep olacaktır. Ses kirliliği gençler çok önemli bir faktör değil aslında bu. Yaşam alanlarında belirli bir ses şiddetinin üzerinde istenmeyen ve gürültü oluşturan seslere ses kirliliği adını veriyoruz. Ses kirliliği daha çok insanın dikkatini dağıtır. Fizyolojik çeşitli hastalıklar meydana getirebilir. Çeşitli psikolojik hastalıklar meydana getirebilir. Önemli olmadığı için gençler bunu geçiyorum. Erozyon ne demek gençler? Erozyon aslında toprak kayması biliyorsunuz. Neyin etkisiyle olur? Mesela akarsuların ve rüzgarın etkisiyle toprağın verimde üst kısmının aşınıp başka yerlere taşınmasına erozyon adını veriyoruz. Burada dikkat ederseniz aslında çok orijinal bir şekil çizmişler burada. Yani toprak kaybı ile erozyonun olduğunu burada görüyoruz. Ormanların yok edilmesi, toprağın yanlış kullanılması gibi faaliyetler sonucunda erozyon hızı artacaktır. Özellikle ormanların yok olması gençler, ağaçlar biliyorsun kökleriyle ne yapar? Toprağın belirli bir yerde tutulmasını, belirli bir dengede kalmasını sağlar. Ormanlar yok olduğu zaman bu ağaçlar da kuruyacaktır. O zaman toprağı kimse tutamaz, toprak da kayar gider. Ekolojik denge bozulur bu olaylar sonucunda. Habitatlar zarar görür çünkü ormanlar falan da yok olacak tabii. Ve bu olaylar gerçekleştiğinden dolayı biyoçeşitlilik de, yani canlıların çeşitliliği de azalmış olacaktır. Erozyon sonucunda tarım alanları kullanılmaz hale gelecektir. Çünkü alt üst oluyor toprak. Özellikle o verimli toprağın yok olup gitmesi tarım alanlarının da kullanılmaz hale gelmesine, verimin düşmesine sebep olacaktır. Erozyona uğrayan topraklarda bitkiler için gerekli besin maddeleri azaldığından gidiyordu çünkü bunlar. Ve toprak verimliliği düşer ve arazi çoraklaşmış olur. Radyoaktif kirlilik gençler, özellikle çeşitli ışınlar yayan maddelerin
meydana getirdiği aslında kirliliktir. O zaman bakın, radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede birikerek belirli değerlerin üzerine çıkması durumuna radyoaktif kirlilik adını veriyoruz. Mesela nükleer santraller, röntgen, tomografi cihazları, cep telefonları, televizyonlar, mikrodalga fırınlar, bataryalar radyoaktif kirliliğe sebep olan etkenlerdir. Ve dikkat ederseniz bunlar hep çevremizde var gençler. Kullandığınız cep telefonundan tutun, evinizde seyrettiğiniz televizyona kadar, kullandığınız mikrodalgaya kadar ve telefonlarınızdaki bataryalar, bakın mükemmel, çok fazla miktarda radyoaktiflik yapmaktadır ve radyasyona sebep olmaktadır. Bu da çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Tabii şu an çıkmasa da belki 3-5 sene sonra çok değişik hastalıklarla karşılaşacağız. Bunun da temel sebebi aslında kullandığımız cep telefonları olacaktır. Radyoaktif kirlilik canlılarda mutasyona yol açar. Özellikle bakın, mutasyona yol açması sebebiyle gametlerin kromozom sayısının, nükleotit sayısının veya nükleotit yapısının değişmesine sebep olacak. Belki de ileride çok değişik, dediğimiz gibi, hastalıklara sebep olacaktır. Bunun sonunda kanserleşme meydana gelecektir mesela. Radyasyon yanıkları olacaktır. Genetik bozuklukları olacaktır. Bağışıklık sistemi çökecektir ve bununla ilgili hastalıklar da meydana gelecektir. Yine gençlik, özellikle cep telefonu kaynaklı bakım, elektromanyetik kirlilik ile ne olacaktır? Alzheimer, Parkinson, MS gibi çeşitli hastalıklar meydana gelecektir. Asit yağmurları kısmı çok önemli gençler. Bunun üzerinde de duralım. Asit yağmurları ne demek, önce nasıl oluşuyor ona bir bakalım. Özellikle gençlik, atmosferdeki karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi kirleticiler su buharıyla birleşerek asitli bileşikler meydana getiriyor. Gençlik, dikkat ederseniz zaten karbondioksitin zaten asitlik özelliği var. Ve bu suyla birleşme sonucunda özellikle nitrik asit, ondan sonra sülfürik asit gibi maddeler oluşacaktır. Bunlar da suyla birlikte yeryüzüne inerse, işte biz bu duruma ne diyoruz? Asit yağmurları adını veriyoruz. O zaman bakın ne oldu? Asitli bileşiklerin yeryüzüne yağış şeklinde düşmesine asit yağmurları adını veriyoruz. Peki asitler canlılara, doğaya zarar veriyor mu? Hem de nasıl? O zaman bakın, özellikle fosil yakıtların aşırı tüketilmesiyle havaya bol miktarda kükürt ve azot oksitleri verilmektedir. Bunlar havadaki su buharı ve yağmur ile ya da yağmur suyu ile reaksiyona girerek sülfürik asit ve nitrik asit oluşturur. Bunlar da yeryüzüne geldiği zaman ağaçların ölmesine, doğadaki toprağın hatta yok olmasına, zarar görmesine, suların zarar görmesine, değişik hayvanların, canlıların zarar görmesine sebep olacak. O zaman bu maddeler de yeryüzüne yağmur ile yeryüzüne asit yağmurları şeklinde gelir ve canlılara zarar verir. Demek ki asit yağmurlarına sebep olan en önemli maddeler nelermiş gençlik? Karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksittir. Peki asit olarak karşımıza gelen maddeler hangileri? Birisi nitrik asit, ki buna kezzap da diyebilirsiniz. Aynı zamanda bir de sülfürik asit gençler. Bu da yeryüzüne inerek çeşitli canlılara zarar vermektedir. Asit yağmurları tarım bitkilerini, ormanları ve tarihi eserleri tahrip eder. Taş bile olsa asite dayanır mı? Dayanmaz. Asit yağmurların etkisiyle topraktaki alüminyum ve civa benzeri bileşikler ayrışıp yağışla su kaynaklarına karışır ve besin zinciri yoluyla insana taşınarak hastalıklara sebep oluyor. Bakın, demek ki bu ağır metallerin ayrışmasını asit yağmurları sebep oluyor. Yoğun miktarda hidrojen iyonu içeren asit yağmurları topraktaki kalsiyum, magnezyum ve potasyumla reaksiyona girerek bu elementlerin yok olmasına sebep oluyor. Bakın, dikkat ederseniz asit yağmurları direkt asidik olarak canlıya zarar vermiyor. Aynı zamanda doğadaki toprağın, suyun yapısının da bozularak ekosistemin yapısını tamamen tahrip ediyor ve böylece zarar vermiş oluyor. Buradaki şeklimize baktığımız zaman gençler, özellikle bakın azot dioksit, kükürt dioksit, ondan sonra burada karbondioksit gibi maddeler, bakın karbondioksit de vermemişiz ama karbondioksit de var. Önce havaya karışıyor, daha sonra yağmur, asit yağmurları şeklinde tekrar yeryüzüne inerek ne yapmakta? Canlılara zarar vermektedir gençler. Küresel iklim değişikliği. Gençler, küresel iklim değişikliği, yani küresel olarak dünyanın her tarafındaki iklim değişmesi olayına küresel iklim değişikliği adını veriyor. Yani kutuplarda falan da değişiklik oluyor, çöllerde falan da oluyor yani. Yani ekosistemin dünyanın hemen hemen her tarafında değişiklik olduğu için buna da ne diyoruz? Küresel iklim değişikliği adını veriyoruz. Yine gençlik, bakın, küresel ısınma sonucu dünyada uzun dönemde meydana gelen iklim değişikliklerine küresel iklim değişiklikleri adını veriyoruz.
Özellikle sera gazlarının meydana getirdiği sera etkisiyle havanın ortalama sıcaklığının artışına küresel ısınma adı verilmektedir. Düşünün mesela dünyada 5 santigrat derece bile artış olursa bu ne demektir? Bazı bölgelerin yaşanmaz hale gelmesi demektir aslında. Yani Antarktika kıtasındaki buzlar eriyecek, sular daha geniş alanlara sahip olacak ve karalar su altında kalmış olacaktır yavaş yavaş. Sera etkisi meselesini gençler çok iyi bilelim. Sera etkisi çok önemli. Ne demek bu sera etkisi gençler? Dünyanın yüzeyini şöyle düşünelim. Sanki dünyanın üzerini böyle bir cam ile kapatmışız veya naylonla falan kapatmışız ve böylece içeride ısıyı hapsetmişiz. Normalde dünyaya gelip de geri gitmesi gereken ışınlar tekrar dünyada kalıyor. Ve böylece normal ısınmanın, normal ısısının, sıcaklığının çok daha üzerine çıkmış oluyor. İşte bu olaya ne diyoruz? Sera etkisi adını veriyor. Yani doğadaki gazlar sanki dünyayı böyle bir sera gibi kaplıyor ve böylece fazla ısınmasına sebep oluyor. Hemen buradan devam edelim gençler. Güneş enerjisinin atmosferdeki sera gazlarının etkisiyle tutulmasına sera etkisi diyoruz. Peki sera etkisini yaratan, oluşturan yapılar, olaylar nelerdir? Özellikle atmosferdeki karbondioksit, sonra karbon monoksit, sonra kloroflorokarbon, metan ve ozon gibi gazların fazla birikmesi sera etkisini artırarak yeryüzündeki ortalama sıcaklığın artmasına sebep olmaktadır. Bakın ne oluyor gençler? Güneşten dünyamıza gelen ışınlar tekrar normalden ozon tabakasından çıkıp gitmesi lazımken bazı ışınlar buradaki gazların fazlalaşması sonucunda tekrar bakın ne oluyor? Gidiyor tekrar geriye dönüyor ve böylece dünyada kalmış oluyor. Dünyadan geri gitmesi gereken, yansıyıp gitmesi gereken ışınlar geri dönüyor tekrar. O zaman dünyanın daha da fazla ısınmasına sebep oluyor bakın. İşte bu olaya ne diyoruz? Sera etkisi adını veriyoruz. Sera etkisiyle hava sıcaklığının normal değeri üzerine çıkması küresel ısınmaya, küresel ısınmada da küresel iklim değişikliklerine sebep olacak. Bakın ne oldu? Demek ki buradaki sera gazları sera etkisi meydana getirdi. Sera etkisi sebebiyle küresel ısınma meydana geldi ve küresel ısınma sonucunda da küresel iklim değişiklikleri meydana gelmiş oldu. Mesela bakın fosil yakıt kullanımı, özellikle sera gazlarından karbondioksitin artması, ormanların tahribi ki ormanlar tahrip olduğu zaman da daha fazla karbondioksit meydana gelecektir. Çarpık kentleşme ve hızlı sanayileşme küresel ısınmanın en önemli sebepleridir. Tabii ki bunlar ilk başta sera etkisi yapıyor. Sera etkisi sonucunda küresel ısınma, küresel ısınma sonucunda küresel iklim değişiklikleri meydana gelmiş oluyor. Küresel ısınmayla doğada oluşan değişimler nelerdir? Al sana sınav sorusu işte. Buraya dikkat ediyoruz gençler. Daha önce bu meseleyi sordular. Bir daha sorarlar mı? Sorarlar. Bir daha sorarlar mı? Sorarlar. Bir daha sorarlar mı? Bir daha sorarlar. Buraya dikkat edeceğiz gençler. Özellikle bakın. Dünya ısındığı zaman yani dünyanın her tarafı komple ısınıyor. O zaman buzulların olduğu Antarktika kıtası da eriyecektir. Ne olacak? Dünyayı suyla dolduracak işte bakın. Burada çok güzel bir şekil vermişler bakın. Buz kütleleri erir gençler. O zaman su seviyesi ne olur? Yükselir. Sular ısınır. Suların asitliği artar. İklimler değişir. Tür sayısında azalma olur. Neden? Sıcak olan bölgeler yaşanmaz hale gelecektir. Veya mesela Antarktika kıtasındaki kutup ayıları diyelim, yaşam alanı bulamayacak, suyun içerisinde sürekli yaşayamaz ki. Buzun üzerinde de yaşaması gerekiyor. O zaman sular eriyince bu canlı suyun içerisinde balık mı ki yaşasın? Veya ondan sonra mesela yunus mu ki yüzebilsin? Ne yapacak? Karaya veya buz ortamına muhakkak ihtiyacı vardır. O zaman ne olacak? Tür sayısında muhakkak azalma olacak. Yağışlar, doğal afetler artar. Yani dünyanın dengesi bozuluyor kısacası. Yeraltı kaynakları azalır, su kaynakları azalır. Habitatlar ve besin zincirleri bozulur. Verimli topraklar su altında kalır. Ya niye hocam verimli topraklar niye su altında kalsın? Bakın genelde verimli topraklar denizlere yakın, suya yakın bölgelerde bulunur. Özellikle alüvyon topraklar akarsularla oraya gelir, ovalar meydana gelir. Ovalar genellikle denize yakın bölgelerde bulunuyor. Yani suyun etkisiyle meydana gelmiş olan ovalar. Ne olacak o zaman? Suyun yükselmesiyle ilk başta kıyı bölgeleri suyun altında kalacak. Kıyı bölgelerindeki verimli ovalar su altında kalınca ne oldu işte? Verimli topraklar su altında kalır ve tarımsal alanlarda azalmış olur aynı zamanda. O zaman bakın uygun tarım alanları uygunsuz hale gelir. Çölleşme, kuraklık olur.
Orman yangınları habire artar. Çünkü ısı arttı mı, sıcaklık arttı mı orman yangınları da artacaktır. O zaman bu olaylar birbirlerini tetiklemektedir. Küresel ısınmada özellikle sırasıyla meydana gelen olayları bilmek çok daha önemlidir. Bakın ilk başta ne oluyor? Herhangi bir sebeple karbondioksit miktarı arttı. Özellikle fabrika olayları, endüstrinin gelişmesiyle birlikte karbondioksit miktarı artıyor. Hava sıcaklığı artar çünkü karbondioksit sera etkisi yapıyor. O zaman ne olur? Buzullar erir, deniz seviyesi yükselir, daha doğrusu su seviyesi yükselir ve kıyı ekosistemleri değişir, yok olur. O zaman bu beşliği bilmek çok daha önemli. Doğal hayat alanlarını tahribi ve orman yangınlarına da bakalım gençler. Bu da bir problem. Çevre kirliliği ile doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması sonucunda hem kaynaklar kirlenir hem de habitatlar yok olur. Habitat neydi? Canlıların yaşam alanları, adresi yok olmuş oluyor. Habitatlar yok olan canlıların nesilleri tükenir ya da tükenme tehlikesi altına girer. Orman alanların tahrip edilmesi, orman yangınları, çarpık kentleşme, aşırı otlatma ve avlanma ekosisteminin yapısını ne yapmakta? Bozmaktadır. Ve bunun sonucu olarak da canlıların yaşam alanları zarar görür ve sayıları giderek azalmaktadır. Gençlik özellikle canlıların daha çok bulunduğu bölgeler nerelerdir? Ormanlardır. O zaman bu ormanlar tahrip olursa ne olacaktır? Çeşitli canlılar yok olmaya yüz tutacaktır. Biyolojik çeşitliğin azalmasına bakalım. Biyolojik çeşitlilik, tür çeşitliliğinden başka genetik çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği ve ekolojik niş çeşitliliği içine alan çok geniş bir kavramdır gençler. Bakın biyolojik çeşitlilik demek sadece tür çeşitliliği demek değildir bakın. Ne çeşitliliğiymiş aynı zamanda? Genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği, ekolojik niş çeşitliliği bu gibi kavramları da içine alan çok daha geniş bir kavram imiş. Habitatların azalması, yani canlı adreslerinin yaşayabilme alanlarının azalması, ötrifikasyon, türlerin aşırı kullanımı ve yeni türlerin ekosisteme katılması biyolojik çeşitliliğin azalmasında etkili faktörlerdendir. Bakın bu da önemli yine. Demek ki gençlik habitatların azalması, ötrifikasyon yani burada kirlilikten dolayı aşırı alg üremesiydi bu. Türlerin aşırı kullanılması, avlanması veya mesela yeni türlerin ekosisteme katılması bunlar ne yapar? Ekosistemin dengesini bozacaktır. Biyolojik çeşitliliğin azalmasında etkili olan faktörlerdir diyoruz. Bir türün ortadan kalkması ekosistemdeki ekolojik dengenin bozulması anlamına gelir. Yani besin zincirinde bir canlı yok olup giderse o besin zincirini hatta oradaki besin ağını komple etkilemektedir. Bir besin zincirinde yer alan bir canlı türünün ortadan kalkması, onunla beslenme ilişkisi olan diğer canlı türlerinin de tabii biraz önce söylediğimiz gibi zarar görmesine neden olacaktır. Gençlik, biyolojik çeşitliliği tehdit eden durumlar önemli. Yine bunları da biraz bilirsek iyi olur. Özellikle bakın aşırı otlatma. Ne demek bu aşırı otlatma? Çünkü o ot bölgesinin içerisinde çok çeşitli canlılar yaşamakta aslında. O zaman oradaki yararlı olan canlılar, böcekler, bakteriler de ne oluyor? Yaşam alanı bulamaz hale geliyor ve ölüyor. Doğadaki bir canlı grubunun ölmesi bütün doğayı aslında etkiliyor. O zaman bu da yine biyolojik çeşitliliğin azalmasına etki edecek faktörlerdendir. Ondan sonra orman yangınları, kontrolsüz avcılık, düzensiz kentleşme, nüfus artışı, yol ve baraj yapım çalışmaları. Bakın ne oluyor? Çünkü yol bir yerden geçerken o bölgedeki ekosisteme, oradaki canlılara zarar veriyor. Veya baraj yapımları çok büyük alanlara etki ediyor. Oradaki yine canlıların zarar görmesine, ekosistemin, besin zincirinin, besin ağının değişmesine sebep olmaktadır. Bireylerin dikkatsizliği veya eğitimsizliği, ondan sonra özellikle fosil yakıtların oluşturduğu kirlilik ki bu da demiştik sera etkisine sebep olmakta, o da küresel ısınmaya, o da küresel iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Bakın, yani ufacık bir olay aslında doğadaki bütün canlıların birbirinden etkilenmesine sebep olmaktadır. Çevre sorunlarında insanın rolü nedir gençler? İnsanın rollerine bakalım. Aslında çevreyi yok eden, doğayı yok eden insan gibi bir canavar gençler. Halbuki insan ekosistemde olmasa var ya, ekosistem kendi kendine o kadar mükemmel işleyecek ki, bütün her şeyin içine eden insan, bütün ekosistemi bozan, bütün pisliği meydana getiren insanın kendisidir. Ve orada o kadar har vurup harman savuruyor ki gözü doymuyor, habire ekosistemi tahrip ediyor, yok etmeye çalışıyor. Tabii kendisi de eninde sonunda yok olacak. Yani eninde sonunda doğada sana çarpacak yani. Doğanın işine karışmayacaksın.
Karışıyorsun, sonra işte orman yangınları, ondan sonra depremler, ondan sonra erozyonlar, bir sürü tsunami gibi bir sürü bela başımıza geliyor. Hepsinin kökeninde de insan var. İnsan yaptığı hatalar yani. İnsan faaliyetleri ekosistemdeki enerji akışını ve madde dönüşünü değiştirebilir. Bakın ne yapıyor insan? Bütün bakın enerji akışına kadar etki ediyor ya insan. Madde döngüsüne kadar etki ediyor ya. İnsan kaynaklı değişiklikler sonucu ekosistemlerin gördüğü zarar ve kendini yenilemek için gerekli şartlar değişik yöntemlerle hesaplanabilir. Yani doğa kendi kendini nasıl tarif şey yapabilsin ki, yenileyebilsin ki? Çok zor yani bunlar. İnsan tarif edecek, doğa kendi kendini tamir edecek ve biz de bunların hesaplıyoruz. İşte kendini nasıl tarif düzeltebilir, nasıl neler olabilir, hangi yöntemler kullanılırsa. Yöntemler istediğin kadar kullan, insan yine ne yapıyor? Doğayı tarif ediyor yani. Ve burada gençler insan kaynaklı değişikliklerin hesaplanmasında çeşitli ölçütler kullanılmış. Bu ölçütlerden birisi mesela ekolojik ayak izi. Bir tanesi su ayak izi. Bir tanesi de karbon ayak izidir. Bu izler meselesi sorulabilir gençler. Daha önce bunlar biliyorsunuz müfredatta bu kavramlar yoktu. Zannedersem 2019'da müfredat değişikliği birlikte geldi bunlar. Bu kavramları bilmek gerekiyor. Ekolojik ayak izi nedir? Su ayak izi nedir? Karbon ayak izi nedir? Bu kavramları bilelim. Henüz bunları sormadılar ama bunlar üzerinde de bayağı detaylı bilgiler var aslında. Biliyorsunuz ÖSYM MEB kitaplarından soru hazırlıyor. Ve MEB kitaplarında da özellikle uzattıkları bir meseleyi sorarlar. Bunu da bayağı uzatmışlar. Özellikle ekolojik ayak izi, su ayak izi, karbon ayak izi meselesi. Çok girmişler. Çok grafik falan da yapmışlar bununla ilgili. Çok detaylı bilgiler vermişler. Burayı o zaman bilelim gençler. Yani bu ekolojik ayak izi nedir, ne değildir? Bunları bilelim. Yeni kavramlar ama bilelim bunları. Ekolojik ayak izi nedir gençler? Önce bir tanımlayalım bu meseleyi. Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafi alana ekolojik ayak izi diyoruz. Yani şu, senin yaşaman için sana verilmesi gereken toprak alana ya da coğrafik alana ekolojik ayak izi diyoruz. Yani sen orada domatesini, biberini, patlıcanını, çeşitli hayvanlarını yetiştirecek bir alan ve pisliğini de kendi ürettiğin o artıkları da yok edecek kadar bir alana ne diyoruz? Ekolojik ayak izi diyoruz bak. Demek ki ekolojik ayak izi neymiş? Senin yaşaman için ve oluşturduğun artıkları yok etmek için doğa tarafından sana verilmesi gereken coğrafik alana dermişiz bak. Tekrar edelim bakın ne demişiz burada? Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi. Kaynakları kullandın ya, tekrar üretmen gerekecek onlar. Yerine koyman gerekecek. Doğanın dengesini tekrar düzeltmen gerekecek. İşte oluşan attığın da giderilmesi için gerekli olan coğrafik alana ne demişiz? Ekolojik ayak izi. Kısaca hayatını düzgün bir şekilde idame etmen için sana doğada düşen alana ekolojik ayak izi adını veriyoruz. Bir coğrafik bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücü neyse biyolojik kapasite diyoruz bakın. Biyolojik kapasite kavramını da bilelim gençler bakın. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne. Yani mesela bir dönüm arazinin, işte buğdayın üretim mine ne demişiz? Biyolojik kapasitesi adını vermişiz. Bir yerin biyolojik kapasitesi, bakın bir yerin biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine göre yüksek ise o bölgenin ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi de yüksektir. Tabii ki biyolojik olarak yani üretim kapasitesi demek aynı zamanda bu. Üretim kapasitesi ekolojik ayak izine göre daha yüksekse o zaman o bölgenin ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi de yüksek olacaktır. Kişi başına düşen ekolojik ayak izi sabit olsa bile nüfus artışı kaynaklı olarak azalan biyolojik kapasite toplamda artan ekolojik ayak izini karşılayamaz hale gelmektedir. Bu da ne demek bakın? Demek ki birey sayısı çok fazla olursa, tüketim çok fazla olursa, biyolojik kapasiteyi aşarsa o zaman yine burada ne olacaktır? Ekosistemin dengesi bozulacak. Özellikle bakın az gelişmiş ülkelerin ekolojik ayak izi küçüktür. Ayak izinin küçük olması kötü bir şey değil, iyi bir şey aslında. Yani küçük bir alanda daha fazla üretim yapıyorsun. Yetiyor aslında sana demek. Gelişmiş ülkelerin ekolojik ayak izi daha büyüktür çünkü onların gözü hiç doymuyor zaten. Tüketimin ekolojik ayak izine bakalım. Böyle bir tavrım da var. Bu çok önemli olmasa gerek yine.
bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılacak yenilenebilir doğal kaynaklara tüketimin ekolojik ayak izi adını veriyoruz. Tüketimin ekolojik ayak izi biyolojik kapasiteyi aşıyorsa o zaman doğal kaynakların bir süre sonra yetersiz kalacağı anlamına gelir. Bu iyi değil. Demek ki gençlik biyolojik kapasitenin büyük olması gerekiyor. Kime göre? Ekolojik ayak izine göre bak. Burada zaten tüketici bir toplum olmuşuz. Üretimin ayak izine, ekolojik ayak izine bakalım. Yine bir ülkede ya da bir coğrafik bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına üretimin ayak ekolojik ayak izi adını veriyoruz. O zaman bakın bir yerdeki üretimin ekolojik ayak izinin biyolojik kapasiteyi aşması oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde kullanılması demektir. Bu da ne demek? Yani ayak izinin büyük olması, biyolojik kapasiteyi aşması iyi değildir. Neden? Çünkü senin bu biyolojik kapasiteyi aşıyorsun. Tüketimin çok daha fazla demektir. O zaman bu durumda gençler sürdürülebilirlik ortadan kalkmış oluyor. Su ayak izi gençler. Bu da su ihtiyacın ile ilgili aslında. Birey veya topluluk tarafından kullanılan her mal ve hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi için gereken toplam tatlı su hacmine su ayak izi denir. Kısaca şu, senin hayatını idame etmek için, temizliğini yapmak için, içmek için senin ihtiyacın olan su miktarına su ayak izi adını veriyoruz. Ve burada su ayak izini gençler çeşitli kavramlarla tanımlamaya çalışılmış. Mavi, yeşil ve gri su ayak izleri kavramları burada bulunmaktadır. Mesela yeşil su ayak izi gençler bir malın üretiminde ve bir maddenin üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna yeşil su ayak izi diyoruz. Yani kısaca yeşil su ayak izi yağmur suyu demektir gençler. Mavi su ayak izi ise bir malı üretmek için yine ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmine mavi su ayak izi diyoruz. Demek ki o zaman içme suyu ile ilgili ihtiyacımız olan suya da ne demişiz gençler? Mavi su ayak izi demişiz. Çünkü bunlar içme sularıdır. Bir artığı da ortadan kaldırmak için gerekli olan su miktarına da gençler gri su ayak izi adını vermişiz. Karbon ayak izi, bu da yine önemli bir kavram gençlik. Atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi adını veriyoruz. Şu yani, senin doğaya verdiğin karbondioksit miktarına senin karbon ayak izin adını veriyoruz. Sen orada demek ki bir iz bırakmışsın, öyle düşünün. Karbon ayak izi bu süreçlerde yıllık oluşan birim karbondioksit cinsinden ölçülür. Önemli mi? Değil. Demek ki karbon ayak izi neymiş? Senin bireysel olarak veya toplumsal olarak doğaya verdiğin karbondioksit miktarına karbon ayak izi adını veriyormuş. Doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması. Bu ne? Şimdi gençlik doğa tarafından insan kullanımına sunulan yer altında ve yer üstünde bulunan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklara doğal kaynaklar adını veriyoruz. Yani doğadaki bazı kaynakları yenileyebilirsin, bazıları da yenilenemez. Tüketirsin, yok olur gider yani. Ekosistemdeki mikroorganizma, bitki, hayvan ve mantar gibi pek çok canlı türünün oluşturduğu biyolojik çeşitlilik canlı doğal kaynakları oluşturur. Güneş, rüzgar, petrol, mineraller, canlıların farklı yaşam alanları, toprak ve su cansız doğal kaynakları meydana getirmektedir. Hemen doğal kaynaklara bakalım gençler. Doğal kaynakları biraz önce ayırmıştık zaten, ne dedik? Yenilenebilir doğal kaynakları, bir de yenilenemez doğal kaynaklar. Yenilenebilir nedir? Güneş. Güneş sürekli dünyamızda geliyor zaten. Güneş tükenmiyor. Veya rüzgar. Rüzgar tükenmiyor. O zaman bunlar yenilenebilir demektir. Ama bakın petrolü tükettin yok olur gider. Kömür yok olur gider, uranyum yok olur gider, doğal gaz yok olur gider, lignit yok olur gider, madenler yok olur gider. Madenlerin yerine başka maden koyamazsın, o zaman bunlar da yenilenemez doğal kaynaklardır deriz. Sürdürülebilirlik nedir? Aslında işi sürdürmek demek, devam ettirmek, idame ettirmek demektir. Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanmasına sürdürülebilirlik denir. Yani ekosistemin belirli bir dengede devam etmesi durumuna sürdürülebilirlik diyoruz. Flora demek gençler bitki demek. Belirli bir bölgedeki bitkilerin hepsine flora diyoruz.
belirli bir bölgedeki bütün hayvanlara da fauna adını veriyoruz. Endemik tür. Endemik tür ender bulunan, enderden hatırlayın. Ender bulunan tür demektir. Az bulunan tür demektir. Her yerde bulunmayan canlı demektir bakın. Sadece sınırları belirli bir coğrafi alanında yetişebilen ve başka coğrafik alanlarda bulunmayan türlere endemik tür diyoruz. Bakın endemik tür aslında ender rastlanan tür, az bulunan tür demektir. Canlılar ancak özelliklerine uygun habitat ve ekosistemlerde yaşayıp çoğalır. Tamam, bu zaten bütün canlılar için geçerli. Mesela gençlik bakın, Van kedisi endemik bir türdür. Sadece Van'da oluyor mesela. Kangal köpeği sadece yine endemik bir türdür. Osmanlı orkidesi, Amanos kekiği gibi bir sürü tabii bu Türkiye'de endemik türler var. Endemik bitkiler nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değerleri çok yüksektir. Yine gençlik, endemik türlerin ekonomik süreçlere önemli bir katkısı da ilaç ham maddesi olarak potansiyellerinin olmasıdır. Ve önemli bir potansiyelleri vardır. Burada ilaç yapımında kullanılıyor. Özellikle ender rastlanan madde, az rastlanan madde, az rastlanan canlı, az rastlanan bitki hayvan değerlidir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bunlara ne demişiz? Endemik tür adını vermişiz. Gençlik bakın, ülkemizin biyolojik zenginliğinin fazla olmasını sağlayan faktörler nelerdir? Bakın bu biyolojik çeşitlilik ile ilgili MEB'in paragrafın aynısını almışım, maddelere dönüştürmüşüm sadece. Ve geçen sene buradan soru sordular. Dikkat ederseniz soruda hemen hemen bu cümleler aynısını kullandılar. O zaman ne diyoruz gençler? MEB kitabı dışında hiçbir kaynaktan çalışmayın. Çalışırsanız zarar edersiniz, siz bilirsiniz. Ben doğruları söylüyorum, gerçek olanı söylüyorum. MEB kaynaklarından çalışın, başka da hiçbir kaynağa bakmayın. Full çekmezseniz demek ki ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kaynaklara çalışırsanız gençler, bu kaynaklar size zarar verir. Hem zamanınızı çalıyorlar, hem paranızı çalıyorlar. O yüzden de kesinlikle kaynaklardan, piyasadaki kaynakların hepsinden uzak durun. Ya MEB kitabı varken daha başka kaynaklara ne bakıyorsun arkadaş ya? Paranı veriyorsun oraya. Biraz çok zamanını harcıyorsun. MEB kitabından adam gibi çalış. Önemli kısımlara çalış. Bakın MEB kitaplarına soru nasıl gelir? Nereden anlıyoruz soru gelir? Mesela bakın geçen sene özellikle konu anlatanlar, bizi takip eden gençler biliyor. Nerede soru çıkar dediksek çıkmadı mı? Çıktı. Nereden biliyorum soru çıkacak? Çünkü gençlik MEB kitabından çalışırsanız, MEB özellikle bazı kısımları uzatmışsa ve o kısımlar ile ilgili de şekil, şemal vermişse, grafik çizmişse bilin ki orayı soracak ya. Kendini belli ediyor zaten. Kaini değiliz. Ama oraya baktığın zaman soru geleceğini biliyorsun. Şu gelir diyorsun ve geliyor. O zaman MEB kitabından başka kitap Allah için kullanmayın ya. Kendi kendinize niye zarar veriyorsunuz ya? MEB kitaplarından çalışın, başka kitaplardan çalışın. Adam aynı cümle ya. Bakın bu cümle bu şekilde hangi kaynakta var ya? Çalıştığınız hangi kaynakta var bu şekilde? Hiçbirinde yok arkadaş ya. Geçen sene gelen soruların çoğu kaynaklarda yok. Videoların hiçbirinde anlatılmamış bölgeler var. Sınavda gelen sorularda adam anlatmamış, oraya atlamış. MEB kitabından çalışmadığı için veya MEB'i dikkate almadığı için kendine göre falan yayın filan yayın. Onların reklamlarını yaparak para kazanma işi işte bu. Hem o yayınların reklamını yapıyorlar, hem oradan yayın evlerinden para alıyorlar, reklam yapıyorlar karşılığında. Ne yapın? Bu konu Milli Eğitim'in dışında çalışmayın. Çalışırsanız siz bilirsiniz. Ben burada Allah için burada bir görev yapmaya çalışıyorum. Sizlere elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Siz bilirsiniz yani, gidin çalışın. Siz bilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Beni dinleyen asla pişman olmaz. Sene sonunda da göreceksiniz yine, ki geçen sene de olduğu gibi söyledim. Dedim ki bakın şunlar 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 gelecektir. Hepsi de geldi. Videolarımızda da var. Bu kahinlik meselesi değil. Bu kendi reklamını yapmak meselesi de değildir. Bu doğruları söylemektir. Burada MEB kitabından çalışacağız. MEB kitabından konu anlatacağım size. Oradaki soruları çözün. Oradaki konuları çalışın. Başka sorulara çok gerek yok. Çok fazla soru çözmenin mantığı yok ki biyoloji. Matematik değil ki, geometri değil ki, fizik değil ki ya. Ne çok çeşitli sorularla karşılaşacakmışım. Ya geç çok çözülmüş çeşitli sorulara. Biyoloji o kadar çeşitli soru yok ki. MEB sana ÖSYM bunu bugüne kadar kaç çeşitli soru sormuş ya. Hep aynı şeyleri tekrar soruyorlar ya. Eşekleşmeyelim gençler ya. Yazık ya. Hem zamanınız gidiyor hem paranız gidiyor. Allah için. MEB kitabından başka kaynak kullanmayın. Ondan sonra MEB kazanım testlerini kullanın. Özellikle test istiyorsanız. EBA'nın testleri var. Oradan kullanın. Yayınların sorularını falan çözmeyin ya. Şu an deneme yapıyorlar. O kadar saçma denemeler ki yemin ederim. ÖSYM soruları yakından uzaktan alakası yok ya.
Son denemelerini güzelleştiriyorlar. Tam Allah var. Orada gerçekten güzel denemeler kullanıyorlar. Ama şu an yaptığı denemeler 5 kuruş etmez. Neyse ya, sinirlendim, kusura bakmayın. Evet gençler, bakın. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğin fazla olmasını sağlayan faktörler nelerdir? Coğrafik etmenler, bakın. Demek ki bizim ülkemizin coğrafik konumu, ülkemizin coğrafik etmenleri çeşitliliğin fazla olmasında bir faktör, bir etken. Ülkemizin ılıman iklim kuşağında bulunması. Bakın, ılıman bölgelerde canlı çeşitliliği daha fazla olur. Özellikle ılıman bölgelerde hem sıcaklık uygundur hem su uygundur. Daha önce de söyledim, bakın. Canlılar suyun ve sıcaklığın uygun olduğu yerlere seçerler. Mesela Antarktika kıtasında canlı niye az? E, sıcaklık yok. Veya çölde niye canlı fazla az? Çünkü orada da bu sefer su yok. Sıcaklık ve su bir araya gelince bütün canlıları kendine çeker. O zaman ılıman iklim kuşağında olması çeşitliliğin fazla olmasını sağlayan etkenlerden biridir. Tatlı ve tuzlu su kaynakları bakımından zengin olması, ondan sonra göç eden türlerin göç yolu üzerinde bulunması ve yükseklik farklılıkları ve kıtalar arası bir bölgede, bakın bu kıtalar arası bölgeyi kullanmışlardı işte geçenler, 3 kıta arasında olması ne yapar? Çeşitliliğin fazla olmasını sağlayan. Yani tam soruyu hatırlamıyorum ama yani bu cümleler, bakın siz soru var elinizde, 2020 sorusunu çıkarın. Aha da bu cümleleri karşılaştırın. Ben bu cümlelere ne bir nokta katmışım, ne bir yorum atmışım. %100 MEP kitabındaki paragrafı almışım. Sadece 1, 2, 3, 4, 5'i ayırmışım. Başka hiçbir şey yapmamışım. Aynı cümleler orada yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bak. Ve bu şekilde bir anlatım da başka da kitaplarda da göremezsiniz. Bu şekilde MEP'in kitabı vermiş. Adam 2020'de getirmiş, bize sormuş zaten. Evet, gelelim son kısma gençlik. Biyolojik kaçak veya biyo kaçakçılık. Ne demek biyo kaçakçılık? Yani biyolojik canlıların izinsiz olarak başka yere götürülmesi demek kısaca yani. Doğada yabani canlıların ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan çalmak demek aslında bu. Toplanması, yurt dışına çıkartılması işlemine biyo kaçakçılık adını veriyoruz. Tabii burada çok fazla kaçakçılık olursa, yine o ülkeden çok fazla canlı çıkarılırsa, o ülkenin nesi bozulur gençler? Ekosisteme, besin zinciri, besin ağı bozulur. Doğada canlıların toplanması gerçekleşirse eğer birey sayısında azalma olacak. Popülasyon sayısında azalma olacak. Tür kayıpları meydana gelecek. Ekosistem dengesinin bozulması meydana gelecek. Bak, bunu hep bu yok kaçakçılığın pislikleri. Ekosistemin diğer bileşenlerin etkilenmesi gerçekleşecek. Ekosistem tahribatı olacak ve biyolojik çeşitlilik kaybı olacaktır. Yine bu biyo kaçakçılık sonucunda, yani çok basit bir meseleymiş gibi görmeyelim. Eğer bir tür ekosistemden çekilirse, besin zincirine zarar verirse, o ekosistemin yok olmasına da sebep olabilmektedir gençler. Gen bankası gençler, bu gen bankası da şu: canlılara ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara gen bankası diyorsun. Çünkü bu dokularda, hücrelerde genler var ve bu genleri saklıyorsun. Daha sonra kullanılabilecek vaziyette durduruyorsun, korumuş oluyorsun. Tohum bankaları var. Tabii ki tohum neyle ilgili gençlik? Bitkiler ile ilgili. Bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına tohum bankaları adını veriyoruz. Türkiye'de de bu bankalardan var. Özellikle büyük ülkeler bu işe çok değer veriyor. Mesela Amerika, İsrail buna çok değer veriyor. Tohum bankaları oluşturuyorlar ki ileride ne olur ne olmaz diye bu tohumları tekrar kullanabilsinler diye. Ayrıca nesli tükenme tehlikesi altında olan yabani ve ıslah edilmemiş, pardon, edilmiş türlerin korunma altına alınarak geleceğe aktarmak için de tohum ve gen bankalarına gereksinim duyulmaktadır gençler. Evet gençler, bu bizim son videomuzdu TYT ile ilgili. Yine iki tane daha videomuz olacak bu ekoloji konusuyla ilgili ama onlar AYT'de gelecek olan. Yani şu an anlattığımız ekoloji AYT kısmından değil, TYT kısmı ile ilgili olan ekoloji kısmıydı. Daha sonra AYT kısmına da yine gelip anlatacağız. Bundan sonra gençlik, ekolojiyi bitirdikten sonra özellikle direkt bir bitkilere geçeceğim. Bitkileri çok detaylı, düzgün bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Çünkü geçen sene, daha doğrusu geçen sene değil işte 5-6 ay önce, o pandemi döneminde sınavdan önce bitkileri anlatmamıştık. Ama şimdi bitkileri düzgün bir şekilde elimden geldiğince bu konulardan daha profesyonel, daha düzgün anlatmaya çalışacağım. Belki o yüzden de biraz daha zaman alabilir. Bu arada gençler, abone sayımızı arttırmaya çalışalım. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza, çevremize tavsiye etmeye çalışalım. Tabii beğeniyorsanız tavsiye edersiniz. Yani beğenmediğiniz şeyi abone şey yapmanın, tavsiye etmenin de bir manası yok.
beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, siz de dinliyorsanız, arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz, abone sayımıza bakıp aldanmayın gençler. Ben bütün videoları izlemişim bakın. Böyle büyük kanalların, yani abone sayısı çok olan kanalların hepsini izliyorum. Hepsini de izledim. Yabancılara kadar hepsini izledim. İzliyorum da izlemeye de devam ediyorum. Onlar ne yapmışlar diye faydalanmaya da çalışıyorum. Belki bir güzelliği varsa almaya da çalışıyorum. Ama inanın yaptığımız iş gerçekten çoğu kanaldan çok 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 iyi. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, sayımızı arttırırsanız, daha fazla insana ulaşmaya çalışırsak eğer seviniriz. Aynı zamanda yorum atarsanız, orada like atarsanız bize de moral olur. Bakın bir yoğunluğumuzun arasında, çok yoğunum gençler aslında, ama bu yoğunluğun arasında özellikle size video yetiştirmeye çalışıyorum. Şu an bakın saat şu an 10 civarı, bak 10 olmak üzere. Yorgunum aynı zamanda, gün boyu derslere giriyorum, yarın ne dersim var. Siz de moral verirseniz, yani oradaki moral nedir? İşte abone sayımızın artması, like atılması, yorumlar yapılması, ki yorumların hepsinde de dönüyorum elimden geldiğince. Hatta soru soran gençler oluyor, onların da sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Neyse gençler, uzatmayayım, kafanızı da çok allak bullak etmeyelim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.